Güler. Sinan Güler. Sinan Güler içeriye zorladı. Sinan Güler yine içeri girdi. İlk sayıda katlanıyor Sinan Güler. Motto Müzik'ten herkese merhaba. Ben Barış Akpolat. 3N1 Kağan'ın bu ayki konuğu, elimizdeki toplardan da anlayacağınız üzere bu konunun üstadlarından eski arkadaşım. Geç kaldım. Sinan Güler. Ne haber? Eyvallah, senden ne haber? İyiyim ben de, sağ olasın. İki tane topla geldi. Dedim ki 9 aylık oynayalım. Sen başla. Başlayalım. Esas bir tane daha oyun var değil mi? Sokak oyunu. Bir tane daha var. Amerikalılar horse diye oynuyor. Biz çocukken balık diye oynardık ama. Çocukken var mıydı oyun? Ben hiç sen söyledikten sonra dikkat ettim. Takım arasında oynuyorduk ya. Ya da abimle oynuyorduk diye hatırlıyorum. Ama yani bayağı keyifli bir oyun daha. Onu da anlatırız birazdan. Tamamdır, onu da anlatacağız. O zaman 9 aylık. Buradan mı başlıyoruz? İstediğin gibi. Rahat başla. Ben geçtim, geçmiş olsun. Benim buradan sonra bitiyor gibi bir durum var yani. Senin şu şeyi dinledim bayağı bir. Maç öncesi dinlediğin şarkılar. Müzik. Spotify'daki. Birbirinden farklı. Çok. Ağır Metallica, bayağı bir Metallica, Metallica var. Metallica ile... Ah be. Metallica ile Eminem ağırlıklı genelde ama... Aha. Yani işi görüyor. Hem konsantre olmak adına aynı şeyleri dinlemek biraz kafayı o... Moda sokuyor. Moda sokuyor. Hem de... gaza getiren şeyleri dinlemek. Bir. İki. Oo, galiba ısındım. Bozdum yeminim, başlıyorum. Öyle değil mi? Mahalle arası oyunlarda. 2-0. 2-0. Takımdayken şey kuralı da koyuyoruz. İstersen öyle bir şey yapabilirsin senin için. Diyorum, ben attım kaçırdım. Ha. Sen havada tiplersen ben sıfır oluyorum. Falan. Bayağı şey var. Neydi? Ne deniyordu ona? Handikap veriyor mu oluyor? Handikap. Handikap verdi. Oo. Hop. Senin listeni de paylaşalım. Metallica'dan ne dinliyorsun? Eminem'den ne dinliyorsun? Listeyi de... Metallica'dan tahmin etmeyeceğim şekilde eskilerden koymuşsun. Ama eskileri yani son albüm ayrı bir yere koyuyorum. Çok iyi albüm çünkü bence. Ama eskilerden çok güzel şeyler çıkıyor yani her zaman. Her konuya uyacak. Kilemol'dan var değil mi bir şeyler? Kilemol'dan var. Black Album'dan var. Bir de son albümden var. Üç. Hardwired mesela. Hardwired güzel abi. Zaten işte Hardwired'la Wherever I May Roam böyle son 3 şarkıdan biri, ikisi. Peki onları nasıl dinliyorsun? Konser şey, maç öncesi konser diyorum. Alışmışız ya müzisyenlerle. Maç öncesi şöyle yani oluyor. Kulağında kulaklıkla ısınma hareketi mi? Ne yapıyorsun? Yok. Otelden çıkmamıza böyle bir saat kala. Ah be. Hatta 45 dakika kala kulağa koyuyorum. Zaten listenin kendisi böyle 1,5 saatlik falan bir liste. Otele, salona gelene kadar bir dinliyorum. Sonra ilk tek başıma ısınmaya çıktığımda 4-0. Tek başıma ısınmaya çıktığımda dinlemiyorum müzik. Orada sağ atmosferi daha istediğim bir şey. Sonra tekrar içeriye girdiğimde bütün listeyi tamamlıyorum. Nedir? Ritüelde sadece müzik mi var? 5. Ritüelde sadece müzik yok. Aslında maça hazırlanış ritüeli içerisinde 6. Tahmin ettiğim gibi ilerliyor bütün oyun. Annemle ve nişanlımla telefonda konuşmak var. Onlar da mı var? İyi mi hissettiriyor, nedir? Yani iyi hissettiriyor ve şey yapıyor yani. Zaten o telefon konuşmaları artık o kadar standart hale geldi ki 30 saniyede bitiyor. Hı hı. Bir de işte... Konuşturmasa mıydım ya acaba? Sahayla... Konuştukça attı yani. Sahaya ilk girdiğim andan itibaren... İşte maç başlayana kadarki süreç, hatta yani hava atışına kadarki her şey neredeyse aynı. Harbiden şekilde mi yapıyorum. Maçtaki ısınmalarım... Kaç oldu? 8 mi oldu? 8 oldu. Ama yani gider böyle. Kaçırana kadar gideceksen. Al senin için hatta, gözü kapalı atayım son.
Batumada. 8-0. Ritüel ama şöyle önemli. Yani o tekrar şeyi kafayı öyle bir moda sokuyor ki maçta yapman gerekenleri daha az düşünerek yapmaya başlıyorsun. Ben ona bayağı kafa yordum birkaç sene boyunca. Yani neler benim sahadaki performansımı pozitif şekilde etkiliyor. Gözüm kapalı mı atıyordum en sonuçta? Bilmiyorum, o senin bileceğin iş. 9 ay. Kısa sürdü bu. Hoppa. Diğerini anlatayım mı kurallarını? Diğerini anlat. Tamam. Bu arada diğerini anlatmadan önce ben şeyi anlatayım. Sinan'la nasıl tanıştığımızı anlatayım. Biz ortaokulda Boğaziçi Lisesi miydi, koleji miydi? Koleji. Koleji. Boğaziçi Koleji'nde okuyordum. Ayazağa'daydı. Şimdi yıkıldı. Yerinde başka bir şey var. Plaza galiba. Şimdi plaza yaptılar. Heh. Bir 5-6 sene önce biz falan. Biz orada okuyorduk. Ben tabii Sinan'dan birkaç yaş küçüktüm galiba. Yani sınıf olarak da aşağıdaydım. Bizim sınıfta 3 kişiydik. Vlado. Üçüncünün adı hakikaten çıkmıyor ama hani Vlado, ben, gelmiyor. Birisi daha vardı, onu hatırlamıyorum adını. Vlado, ben, bundan yani Vlado'ya selam söylemiş olalım çünkü bu üçlü yani. Aynen. Aslında. Her öğlen teneffüsü basket oynuyorduk. Basket oynayabilmek için de sandviçlerimizi bir önceki küçük teneffüste yiyorduk. Ondan sonra bayağı bütün millet pantolonları dönerken biz bayağı havaya girerdik. Ayakkabılarımız, şortlarımız, atletlerimiz, böyle basket oynardık. Sonra Sinan o zaman da hepimizden daha iyiydi zaten yani, kuşkusuz bir şey. Sonrasında bir sıkıntı oldu. Bu Michael Jordan'ın Amerika kampına gitti. Evet. Michael Jordan'ın Amerika kampından sonra sadece havada gördük Sinan'ı biz. Biz orada oynuyorduk artık. Sinan bu şeyi değiştirdi orada yani. Düzlem değiştirdi. Bir şey daha hatırlatmakta fayda var. Bizim bir de ortaokul, lise zamanlarında salonun içerisinde iki tane pota vardı. Böyle yanlarda konulu. Oraya smaç. Onlar kısaydı bir de. Yani bir de onları smaç yapmaya çalışırdık durmadan. Bir iki tane potasını da kırmışımdır kesin yani o denemeler sırasında. Bizim okuldan çok basketçi çıkıyordu ama. Bir dönem zaten şey, abimlerin önüme erkek takımı olarak çok burs verdiler. Benim mezun olmama yakın kız basketbol takımına çok önem verdiler ve şey yaptılar. Aktif olarak oynayan şu an 4-5 tane daha var hala. Bizim okuldan çıkan mı? Evet. Arada mı? Şu an hatta yani profesyonel seviyede 4 ya da 5 tane oynayan olması lazım. Michael Jordan kampında senin herhalde yani kariyerinde önemli bir şey yaptı mı sende? Ya en neyi öğrendin? Kamplar, yani ben Michael Jordan dışında bir sürü daha kampa gittim. Michael Jordan kampının İlki miydi? Bir farkı, diğer kamplardan biraz daha basketboldan aslında uzak. Ha. Çünkü felsefe falan çok, yani çok fazla insan gidiyor. Çok fazla da yani insanlar Michael Jordan'ı görmek için geldiği için basketbol öğrenmenin yanında yetenek farkı çok oluyordu. Biz ama yani çocukluğumuzdan beri farklı farklı kamplara da gittiğimiz için yani her şeyden bir şey öğreniyorsun en sonunda. Ben iki tane farklı Jordan kampına gittim. Santa Barbara'da gittiğimiz kampta. Akşam bir bakıyorsun işte Charles Barkley, Ron Harper, o bu şu böyle bir anda gelmişler. 5'e 5 maç yapıyorlar. Sen izliyorsun böyle. Acayipti. Ben tabii bu arada o zaman da müzik manyağıydım. Siz maçlardan sonra basket konuşmaya devam ediyordunuz. Ben kulaklığı takıyordum. Ben orada zaten modül olarak koptum yani mevzuda. Sen döndüğünde şeyi anlatıyordun. Nasıl zıplaman gerektiğini. Hani smaç basmak için illa çok uzun olmaya gerek yok. Aynen. Zıplama teknikleri falan filan. Onları öğrettiğini hatırlıyorum sanki. Öyle anlattığını hatırlıyorum. Yani ben tabii bir sürü şeyi deneme yanılmayla da öğrendikten sonra anlatılanları yeni şeyler geldiğinden dolayı unutmuş da olabilirim ama eninde sonunda o süreç içerisinde çok şey bir şekilde beynine kazınıyor. Görsen bile yetiyor yani. Hmm. Çünkü sadece Michael Jordan'la beraber olmak kendi başına apayrı bir konu. Ama aynı zamanda orada hem kolej antrenörleriyle beraber çalışıyorsun, hem kolejde oynayan oyuncular sana böyle mentörlük yapıyor gibi bir ortam ayarlıyorlar. O bambaşka bir kafa sağlıyor. Çünkü bir sürü farklı yerden farklı bilgileri alıyorsun ve yani aslına bakarsan orada gördüklerimizi biz bir şekilde burada Güler Legacy'de kanalize etmeye başladık. Ben, abim, babam full kamptayız. Hmm. Orada öyle bir etki yaratıyoruz kampın süresi boyunca. Hem de öyle kısa sürede yoğun tempoda bir şeyler öğretiyoruz ki yani belki anlatmak istese çocuklar veya antrenörler anlatamaz ama yapacaklarını o kadar iyi görüp öğreniyorlar ki beyinlerine kazınıyor bir şekilde. Peki Güler Legacy'de tam olarak ne yapıyorsunuz onu bir anlatalım. Bu bir kamp.
genç öğrenciler için kamp yapıyorsunuz. Yani Güler Legacy'nin ana... Siz bu arada tabii ailece aslında basketbolun hani geleceğine bayağı yatırım yapıyorsunuz yani. Hedefimiz o yönde. Sonuç olarak babamdan gelen bir basketbol birikimi var. Bu birikimi insanlarla paylaşmaya çalışıyoruz Güler Legacy'nin genel resminde. Ama önemli bir alanında da yaz kampları yapıyoruz ki o noktada da bu seneki kampımızda işte 11-18 yaş arasındaki Türkiye'nin her yerinden gelen basketbolcularla birlikte olacağız. Bizim kampımızın bence en özel tarafı 100 katılımcı oluyorsa 30 ila 40 arası ülkenin çeşitli yerlerinden bedava geliyor. Senin oyuna bakalım şimdi biraz. Bakalım, tamamdır. Buradan oturarak. Bir de ben deneyim bakayım. Ama dur biraz daha yakın. Sana pas vermişsin gibi düşün. Şimdi bu oyun dediğim gibi Amerika'daki adı horse. At yani. Ha? At yani. Ama at iki harfli olduğu için, horse beş harfli olduğu için ona göre bir şey yapıyorlar. Türkçe'de balık olarak da oynanabiliyor. En önemli kuralı her oyuncu kendisinden öncekinin yaptığı hareketi tekrarlamaya çalışıyor. Neyi nasıl atacağımı önce söylemem lazım, sonra uygulamam lazım. Basket olursa sen aynısını yapıyorsun. Olmazsa? Basket olmazsa sen istediğin şeyi yapıyorsun. Ha, sen beni tekrar ediyorsun. Ben seni tekrar ediyorum. Aslında 9 aylık gibi yani. Atamadın mı sıra yani değişiyor. Yani aynen. Anladım. Barış buyur başla. Olmadı. Kolay olanla başlayacağım. Tamam. Ters elle. Normal tersen? Kullanmadığın elle tamam. Yani. Ben ikisini de kullanabiliyorum ama. Ha? İkisini de kullanma, baskette tabii bilmiyorum. İşte şimdi ben şimdi solağım normalde, sağ elimle buradan atacağım. Normal şut, tek elle. Tamam. Hoppa. Buradan? Oradan direkt atacaksın. Bir dakika. Güzel. B. Ben biraz daha farklılaştırıyorum olayı. İstersen biraz daha şey yapalım, açı yapalım. Buradan. Tamam. Normal. Son anda değil. Şimdi ben değiştirebiliyorum ya da. Sen istediğini ya atabilirsin. Ya bir değiştirebilirim. Benim aklıma böyle bunlar gelmemişti mesela. Ama hani bunu da atamayacağım. Çok bariz yani. Hani hiç gerek yok. Aa dur bakayım. Madem yapamadığım bir şeyi bulduk. Güzel. B'deyiz hala. Buradan oturarak. Ay. Oo güzel. Daha hani zaten çok da zor bir şey değil yani. Hiç belli olmaz. Bak. B. B. Bir de ben deneyeyim bakayım. Ama dur biraz daha yakında. Uf. Ha bu arada belirtelim. Burada bir çekim daha yapılıyor aynı zamanda. O da Sinan'ın YouTube kanalı için çekiliyor. Bu videonun kamera arkasını onun videosundan devam edebilirsiniz. Bizim ofise gel. Oho! İşin rengi değişti. Sen tersten atabilirsin. Ben solak olduğum için buradan atıyorum. Ha ben bu taraftan atabiliyorum. O taraftan atabilirsin. Evet! Sana pas vermiş gibi düşün. BA. Bu atış bir Kayre Sercan spesiyeli. Bu arkadaş yani o da. Videoyu çeken arkadaşımız. Ben daha yakından yapacağım. Bu potaya atacağım. Fazla hayalperest değilim. Ne oldu? Bal. Normal üçlük. Tamam. Daha fazla zorlaştırmıyorum senin için. Büyük konuştun Sinan Güler. Videonun sonunda Barış Legacy'yi açıyorum. Bir gençlerin basketle olan... Olmadı. Kat. En sevdiğin oyuncu kim? En sevdiğim oyuncu NBA'de. Kim? NBA'de valla bak ben NBA Mobile oynuyorum. Bayağı acayip iyi takımlar yaptım. Hepsi böyle elit oyuncular falan. Galiba
Westbrook'u çok seviyorum. Bir ara Chance Billups'ı çok severdim. Güzel. Westbrook'un hangi hareketini taklit etsen diyeceğim de herif her şeyi smaçla bitiriyor. Şu anda onu yapacak enerji pek Raymond yok. Raymond Green severim. O da yani o da herhalde. Sert şey. O da sert. Ben şuradan şöyle tek el. Seninki ne? Senin favorin kimdir? Benim NBA'de en sevdiğim oyuncu Ginobili. Sana basit yani biraz daha basit bir atış o zaman. Ginobili'den basit hareket. Şey, beyaz çizginin oradan. Tamam. Göz damlası diyorlar, gözyaşı damlası diyorlar. Flow ha o. Tamam. Onun gibi bir şey dediğimiz yani. Ha. Ama olmadı. Yapamadı. Buradan panyeli ama çembere değmeyecek. Tamam. Balı. Balı. Son atış, ben biraz uzaklaşıyorum. Çirkinleştin Sinan Güler. Sen de buradan deliksiz. Güzel, iyi atış. Buradan ters bu sefer. Peki bir maçta en uyuz olduğun şey nedir? Maça çıktın, en kıl olduğun hareket, seni düşüren hareket ya da böyle seni en ateşleyen şey nedir? Ya yani en kötü, en sinir olduğum hareket rakibin kasti bir hareket yapması aslında genelde. Basketbol dışı. En çok ateşleyen bir şey de takımdaki herkesin bir araya geldiği ve bir akış içerisinde yaptığı bir hücum. Momentumlu. Ha. Akış şeyle, aynen. Gazla yani. Peki böyle maçta en böyle gaz anında bir şarkı çalsa ortamda ne çalar? Diyelim ki öyle bir ihtimal var. Bak şöyle, şunu düşün. Çok şarkı var ya. Maç böyle bak 70'e 70. Son 80'e 80 neyse. Son 4 saniye. Bir şarkı açılacak ve topu sağ kenarından sana verecekler. Hangi şarkı sana o yarı sahadan o basketi attırır? Enter Sandman'in davul tarafı girişte olabilir. Hani direkt patlayarak girmesi mi? Davulla başla böyle. Gitar riff yani. Ha, ya gitardan önce böyle gitardan hemen sonra beraber şey yapıyor ya davulla. Aha. O olabilir. Kamyon gibi riff yani. Yay. Ah be. Aslında bir kural vardır, atan alır. Ama hani misafirimiz diye hani bu seferlik. Sizin mahallede atan alır kuralı yok muydu? Ben var niye koştum? Normalde. Bilmem koştun sen direkt. Ne bileyim. Ben yakındakini al dedim, duymadın. Ha, duymadım onu. Aklıma da gelmedi. O zaman ben bozdum yeminimi. Atarım. Buradan Panya'dan. Güzel. Bağ. Ama benim kaçırmam lazım bağ olmak için. Ha, değil mi? Doğru. Doğru, tamam. Çok okay. Heyecanlandım. Çok heyecan oldu. Sende. Benden mi devam? Sende hala. Ay! Buradan deliksiz. Sen normalini soktun önce. Ha? Normal girsin sayacağım ben. Hayır, deliksiz dediğim şey yani Panya'dan evet, değil yani. Evet, anladım, tamam. Hop! Kazandık. Balık. Efendim, çok centilmendiniz. Teşekkür ediyorum. Çok keyifli oldu. Ne demek? Ezmediğin de bir kendini atamadığı için olmadı bazıları yani. Ha, YouTube'dan bahsedelim abi. Tabii. Biraz oynarken. Senin YouTube'da ne zaman başladın, ne yaptın, ne ettin? Türkiye'de çok fazla vlog çeken, bayağı da hani böyle çekimlere, montaja çok da böyle değer veren çok görmedim ben yani böyle sporcu, vlogger. Sporcularda aslında sosyal medya ve benzeri ortamlarda içerik paylaşmak yavaş yavaş artıyor. Geçen yaz başladım. Milli takım ve milli takımda değil aslında kulüp takımıyla kampa, Galatasaray'la kampa çıktığımız zaman da. Peki takım karışıyor mu? Ya da şunu yapma, bunu yapma dediği oluyor mu? Hani Galatasaray hani yani belli kuralların var mı yani? Ya açıkçası çok karışmıyorlar ama ya ben de onların zaten bana böyle bunu böyle yapma diyecekleri ortama girmiyorum. Hem de İşte bu yazla itibaren bu yazki kamplarda da basketbol özelinde saha içerisinden genç
basketbolcuların kullanabileceği içerikler üretmeyi düşünüyoruz. Kendi hayatlarında işe yarayabilecekleri, bireysel olarak çalışarak kendini geliştirebilecekleri şeyleri böyle ekip olarak düzenleyip bir içerik haline sunacağız. Hı-hı. En takip ettiğin bloggerlar kimler? Casey Neistat ile Peter McKinnon var. Hı-hı. İkili. Onların böyle hem çekim kalitesi olarak ve işin prodüksiyon kısmında da yaptıkları bayağı ilgimi çekiyor. Hem de anlatmaya çalıştıkları hikayeler çok fazla benim de paylaşmak isteyeceğim hikayeler gibi geliyor. O yüzden severek takip ediyorum. Oyun oynuyor musun? Yani böyle basket oynar mısın? Ya spor NBA oyunları, falan spor oyunlarını çok falan oynamıyorum. Ama yani PlayStation'da böyle çok böyle boş vaktim varsa oynuyorum arada. En son Horizon oynuyordum. Horizon Zero Dawn mı? Evet. Ha. Belli bir süre onu oynadım. Ara ara Battlefield 1 oynuyorum. Ha. Çocukluğumuzdan beri bir sürü NBA oyunuyla büyüdük, oynuyorduk da. Şimdi ama hem arkadaşlarım hem gençlik onlara karşı rakip olmaya çalıştığımda bayağı ciddi tokatlıyor beni. O yüzden hiç girmiyorum yani o toplara. İzleyici olarak devam ediyorum. Sinirleniyorum yoksa çünkü. Var mı gençlere, genç basketçilere söylemek istediğin bir şey? Hata yapmaktan ve kaybetmekten korkmamak. Çünkü öyle bir ortam kuruluyor ki özellikle çocukların üzerinde hem üniversiteye ve okul kazanma süreciyle hem sporcu veya herhangi bir merakın peşinden koşma şeyinde hata yapmaktan korkar ve kaybetmeye tahammülü olmayan bir ortam yaratılıyor. O en büyük şey ondan korkmamak. Bir diğeri de bununla beraber denemek. Olabildiğince denemek ve tekrarla bazı şeyler ulaşılıyor ve başarılı olunuyor. Ve bizi de misafir ettiğin için çok teşekkür ediyoruz size demek de. Efendim. Siz geldiğiniz için sağ olun. 3 ay falan oldu herhalde. 3 hani aydır ben erteliyorum. 3 aydır bir şekilde erteleniyor mevzu. Hani sana şimdi pislik atmayayım da. Yok, at. 3 aydır bir şekilde erteleniyor. Sonunda yapabildik. Geldiğin için teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Ortaokuldan sonra en son bir kere bir yerde karşılaştık. İki yerde karşılaştık. En son yemek yedik beraber. Evet, Hard Rock'ta yemek yedik. Ondan sonra burada karşılaştık. Bundan sonra daha fazla görüşelim. Bir de maçına gelmek istiyorum. Bir maç, bir de bir gün oturup tamamen müzik konuşalım. Tamamdır, süper. Anlaştık. 3N1K bu ay sona erdi. Önümüzdeki aylarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Motto Müzik'te kalın. Abone olmayı unutmayın. Sinan'ın kanalına abone olmayı unutmayın. Yorum yaparsanız da seviniriz. Değil mi? Görüşmek üzere. Görüşürüz.